Sen kim Bay Kemal? O zaman bu sorunun çözülmesi lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bir şey dediği zaman da onu böyle yandan yandan hayata geçiriyorlar. Sarayın gündemiyle halkın gündemi ayrı. Ve kalkıyor bin odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun, bin odalı değil. 1150 küsur odası var. Beşli çete de zulmediyor, hepsini halledeceğim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeden icraatlarını hayata geçiriyor. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim. Bay Kemal olmak için önce ahlaklı olacaksın. Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin. Bay Kemal olmak için adaletli olacaksın. Sen kim Bay Kemal ki? Gençleri, kadınları, emekçiyi, emekliyi unutmuyor. O vaatlerini sıralarken halkını unutan Tayyip Erdoğan da irkilerek kendine geliyor. Hepinizin şunu çok iyi bilmesini isterim. Adımız Halk Partisi. Yani halkın partisi. Yani sizlerin partisi. Erdoğan yapacağım deyip de yapmadığı ne varsa Kılıçdaroğlu söyleyince atağa kalkıyor. Bunun son örneği öğrenci kredileriyle ilgili yaşandı. CHP lideri kısa süre önce gençlere KYK borçlarının faizlerini ödemeyin çağrısı yaptı. Gençlerden büyük destek aldı. Ben de maalesef öğrenim kredisi almak durumunda kaldım üniversite döneminde burs çıkmadığı için. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki gençler dedi bu borçlarınızı ödemeyin biz seçileceğiz dedi. Ve de seçilince dedi bunları dedi biz affedeceğiz faizle. Gençliğin tepkisini gören AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen harekete geçti. KYK kredi faizlerini sıfırladı. Son dönemde enflasyonun arzu etmediğimiz düzeylere yükselmesi, öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Reisin bu hamlesinin ardından sosyal medyada teşekkür yağmuru başladı. Tabii ki alkışlar Kılıçdaroğlu'na geldi. Kemal Bey'in tabii böyle vukuatları var. Önceden yapılan çalışmaları içeriden bilgi alıp sahipleniyor ve bunu sürekli dillendiriyor ve ondan sonra da bu yapıldığı zaman da bu benim sayemde oldu diyebiliyor. Benzer bir durumda emekli aylıklarıyla ilgili yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun memur ve emekliye %50 zam yapılmalı çıkışı sonrası hükümet beklenenin çok üstünde zam yapmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu memur ve emekliye %50 zam yapılması gerektiğini söyledi. Emeklinin durumu ortada. Sorunlar da malum. Kılıçdaroğlu da emeklinin Erdoğan'dan hesap sormasını istiyor. Bütün emeklilerden ricam. Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız hesabını demokratik yollarla sormak sizin göreviniz zaten. Erdoğan iktidarında halka verilen onlarca söz tutulmadı. Birkaç çığırtkanın bağırışmalarıyla tam 20 yıl geride kaldı. Yeniden ayağa kalkıyoruz. 2020'den sonra dünya yeniden dizayn edilecek. Çalsın mehterler bundan sonra. Ver mehteri! Tenceresinde kaynatacak çorba malzemesi bulamayan halk kızgın. Seçim yaklaştıkça Erdoğan'ın yıkılma korkusu artıyor. Özellikle de gençler kül yutacak gibi değil. Gençlerin hükümete ciddi bir uyarısı vardı. Anlayacağınız Z kuşağı tepkiliydi. Kılıçdaroğlu verilen sözleri tutmayan iktidarı iyiden iyiye sıkıştırıyor. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Nüfusumuzun %95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. İkinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Mülteci sorunu, AB üyeliği, yargı bağımsızlığı, kadın hakları, işsizlik, gelir adaleti. Sorunlar uzayıp gidiyor. CHP lideri her sorun için bir çözüm önerisi getiriyor. Yani beraber çalışmamız gerektiğini vurgulamak istiyorum. Gençlerle devam edelim. Kılıçdaroğlu gençliğin sırrını çözmüş gibi. Son videosunda gençlere sadece vaat vermedi, aynı zamanda
bir manifesto, bir yol haritası çizdi. Gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarım. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ödeme sıfırlanacak. 2. KYK öğrenim kredisi borçları 0 faizle yapılandırılacak. 3. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği 1000 TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. 4. Aile destekleri sigortasından yararlanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak. Torpile kökten son verilecek. 5. Gençlerden yani sizden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak. Ve 6. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Vaatler güzel. Ana muhalefet lideri gençlere vaatlerini sıralaya dursun, 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan'ın da tabii ki söyleyecekleri var. Enine boyuna konuştuk, tartıştık. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayır. Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Erdoğan ekonomist olsa da ekonomiden çok anlamadığını gösterdi. 2023'te ise Türkiye'nin inşallah milli gelirini 2 trilyon dolar seviyesinde görmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Milli gelirimizi program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Reis halkı sosyal yardımlara muhtaç ettiğini de işte böyle itiraf etti. Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. Kılıçdaroğlu ise Almanya'daki gibi bir sosyal devlet öneriyor. Gelir adaletsizliğini yok etmekten söz ediyor Erdoğan'ın aksine. Her ailenin en az asgari ücret kadar geliri olmalı. En az. Bunun güvencesini aile destekleri sigortasını getirerek çözeceğiz. Çalışır veya çalışmaz. Çalışır asgari ücretin altındaysa asgari ücrete tamamlanacak. Geliri yoksa asgari ücret kadar gelir verilecek. Kişinin onurunu koruyacağız. Yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Afişe etmeyeceğiz. Şimdi ben saraydaki zata ve şürekasına seslenmek isterim. Ayda 627 lirayla bir dul kadın nasıl yaşayacak? Memlekette işsizlik sorunu hiçbir dönemde çözülmedi ama saray rejimi böyle bir sorun yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Bakın Erdoğan ne diyor? Ne diyor birileri? İş yok. Nankör, nankör bunu. Aldırmayın reisin böyle dediğini. TÜİK rakamlarla oynasa da vatandaşın hali içler acısı. TÜİK Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik düşüyor ama işsizin bundan haberi yok. TÜİK başka söylüyor, İşkur başka. Kılıçdaroğlu, işsizlikle ilgili somut bir vaat sunmasa da çözümün üretimden geçtiğini vurguluyor. Bütün sorunları aşmamızın birinci ayağı demokrasi, ikinci ayağı üreten Türkiye'dir. Türkiye'nin üretmesi lazım. Eğer siz bağımsız Türkiye diye bağırıyorsanız veya birlikte bunu seslendiriyorsak hep beraber, bağımsız Türkiye'nin sadece siyasal değil, ekonomik bağımsızlığı da bu işin olmazsa olmazıdır. CHP lideri, üniversite mezunu işsizlerle zaman zaman buluşuyor. Çözüm için gençlere danışıyor. 4.600.000 de geniş tanımlı genç işsizler var. Kadına şiddet konusunda da Erdoğan iktidarı sınıfta kaldı. Cumhurbaşkanı bizzat kendi elleriyle İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti. İstanbul Sözleşmesi uygulaması itibariyle maalesef ne ülkemizde ne dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Erdoğan Türkiye'si kadın hakları konusunda neredeyse 100 yıl geriye gitti. Kılıçdaroğlu ise eşitlik vaadinde bulunuyor. Kadın haklarını savunacağız sonuna kadar. Kadın erkek eşitliğini savunacağız sonuna kadar.
Niye kadınlar bu ülkede ikinci sınıf vatandaş? Siz kadınlar şiddetten mağdursanız, istismardan mağdursanız, yoksulluktan mağdursanız, eğitimden mağdursanız o zaman yapacağınız bir şey var. Bu mağduriyetlere yol açan siyasi anlayışı bir tarafa bırakacaksınız. AKP yönetiminin vazgeçtiği Avrupa Birliği üyeliği konusunda da Kılıçdaroğlu'nun kafası net. Avrupa ailesinde Türkiye'nin de olması gerektiğine inanıyor. Biz de yani Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın hayatını iyileştirmek ve daha iyi bir dünya yaratmak için çalışan bu ailenin yeni bir üyesi olmak istiyoruz. Erdoğan ise Avrupa Birliği ile yıllardır kavgalı, insan hakları ve hukukla bağını tamamen koparan saray, Avrupa'ya meydan okumayı da seviyor. Ekonomide biz Avrupa'ya ne kadar bağımlıysak, en az Avrupa'da bize o kadar bağımlı. 54 yıldır Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı hiçbir sözünü tutmamıştır. Avrupa Birliği şu anda bir dağılma sürecinin içerisine girmiştir. Birbirlerini çok sevmeseler de Türkiye siyasetinin iki en önemli ismi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Batıya bakışları böyle. Şimdi bir de doğuya bakışlarına göz atalım. Yani 250 metrekarelik yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak, 300 metrekare olabilir vesaire. Göçmen sorununu Türkiye'nin başına kim bela etti? Ben mi? Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. İktidar olmaları halinde yapacakları ilk işlerden birinin Suriyelileri göndermek olacağını söyledik. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Türkiye'de adalet ve demokrasi mumla bile aranmıyor artık. Kimsenin umudu kalmadı. Kanunlara mı bakacaksın? Yoksa böyle bir hak olur mu? Böyle bir adalet olur mu? Buna mı bakacaksın? Erdoğan yargıya talimat veriyor, onlar da sarayın emirleri doğrultusunda hukuk gemisini yüzdürüyor ve ülkenin cumhurbaşkanı bunu itiraf etmekten hiç çekinmiyor. Hiçbir hakimin, hiçbir yargı mensubunun hukukla bağdaşmayan herhangi bir yaklaşımla karşıma gelmesini, taleplerimi hukuk dışında bir süzgeçle değerlendirmesini doğrusu istemem. Herkesin odaklandığı tek şey var. Erdoğan sonrası dönemde yaralar sarılabilecek mi? Herkesin inancına saygılıyım. Herkesin kimliğine saygılıyım. Herkesin yaşam tarzına saygılıyım. Hiç kimsenin inancını sorgulama hakkım yoktur zaten. Kılıçdaroğlu, kokuşmuş saray düzenine kafa tutmakta kararlı. Vaatleri arasında hukuk ve demokrasiden çok daha fazlası var. Saray ve şürekasının dilinden düşmeyen bir kelime var. O yasak, bu yasak, şu yasak. Birileri Türkiye'yi zifiri karanlığa sürüklemek istiyor. İnsanları korkuyla sindirmek istiyor. Siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar, beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, troll ağları, insan kaçakçıları, silah kaçakçıları, hepsi ama hepsi birlikte çalışıyor. Biz kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz. Bir daha söylüyorum, kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz. Sonuna kadar edeceğiz ve kazanacağız. AKP gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da iktidarı hedeflerken bir üçlemesi var. Ne diyordu AKP 20 yıl önce? Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzluk. Ve ben meydanlara ilk çıktığım zaman, genel başkanlığım zamanında 3Y ile mücadele edeceğiz dedi. Yoksulluk, yasaklar ve yoksulluk. Tabii duyamadığınız gibi Erdoğan yıllar sonra yolsuzluk diyememişti ama olsun. 3Y ile mücadele edeceğiz demişti AK Parti. Neydi onlar? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla. İşte bugün geldiğimiz noktada 3Y'nin çöküşünü anlatacağım. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 3K'sı popüler. Buna göre çürümüş devlet sisteminin yeniden inşası bu formülde saklı. Efendim yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar diyoruz. Yeni kadrolardan kastımız devlette liyakatin olmasıdır. Veya banka yönetim kuruluna, efendim siz bir sporcuyu bir güreşçiyi atarsanız bu olmaz. Bugün
devlette, bürokraside var olan çürümenin, yozlaşmanın temel nedeni liyakat sisteminin yok edilmesidir. Yeni kurallar, bu da ikinci önemli kural. Yeni kurallardan neyi kastediyoruz biz? Bir, devletin saydam olması lazım. Ben vergi ödüyorsam bu vergileri nereye harcandığının benim bilmem lazım. İkinci kural, siyasette hesap verebilirlik. Bir üçüncüsü israf. Dördüncüsü siyasi ahlak kanunu. Yeni kurumlar veya var olan kurumların daha sağlıklı işleyişi. Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçiminden zaferle çıkıp iktidara gelebilir mi bilinmez ama vaatleriyle Erdoğan'ı sıkıştırdığı kesin. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. Bütün felsefem şu, bütün inancım şu, bütün çalışmam şu. Bu memlekette hiçbir ayrım olmaksızın hepimizin huzur içinde yaşaması. Her ailenin, her evin huzuru olursa aslında hepimiz huzur içinde yaşarız.